Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir'in ekonomisine ve bölgesel kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Tarım, hayvancılık, sağlık, spor ve pek çok alanda yapılan çalışmaları daha detaylı öğrenmek için Cem Seymen, üniversitenin rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya'ya soracak. Cem, söz size bırakıyorum. Göksu çok teşekkürler, sağ ol. Ben belki sen bilmiyorsundur, ben tam anlamıyla bir Orta Anadolu çocuğuyum. Ben Nevşehir'de, Ürgüp'te doğdum. Dolayısıyla bu bölgeye ne zaman gelsem aklıma hep aynı şey gelir. Daha fazla kalkınma nasıl olur, daha nasıl geliştirebiliriz? Kendi bölgem olduğu için de biraz pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirim tabii ki. Ama üniversitelerin özellikle yaygınlaşmasıyla birlikte, bilim üretmesiyle birlikte artık Orta Anadolu'nun da tıptan tutun da teknolojiye kadar birçok alanda yeni fikirler üretmesi, istihdam sağlaması, bölgenin aslında iddialı bir ekonomiye dönüşmesi için çok önemli adımlar. Şimdi doğal kaynaklar konusunda en hassas olduğum konu, bir kez Türkiye enerji fakiri bir ülke. Dışarıdan enerji ithal etmek zorundayız. Ama enerjimizi kendi doğal kaynaklarımızla kullanabilirsek Türkiye'nin cari açığının da kapatılabilmesi için en önemli adımlar birine atmış oluruz. Ve burası, bulunduğumuz yer Kırşehir, yeraltı suları bakımından son derece önemli kaynaklara sahip, termal enerji kaynaklarına sahip. Bütün bunlarla birlikte üniversitede çok ciddi çalışmalar var. Biraz önce rektör hocayla konuştum. Rektör hocanın bana verdiği bilgiler, üniversitenin burada yaptığı altyapı çalışmalarıyla birlikte özel sektöre önemli bir yol açılacak. Özel sektörün yatırımları için önemli bir kanal oluşturulmuş olacak. Bu da üniversitelerin ne demek olduğunu, bir ülke ekonomisine katkısının ne kadar önemli ve kritik olabileceğinin en çarpıcı göstergesi. Bunu size anlatacağım bugün. Orta Anadolu'yu Kırşehir özelinde nasıl kalkındırabiliriz? Hem tıp sektöründe, hem bana kalırsa turizmin başka alanlarında, hem de aslına bakarsanız tedavi, yeni tedavi yöntemleriyle, tamamlayıcı tıpla birlikte nasıl kalkındırabiliriz? Vatan Hocam, gerçekten bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim her şeyden önce. Müthiş bir heyecanla çalışıyorsunuz, projelerinizi anlattınız. Her şeyden önce burada bir fizik ve rehabilitasyon hastanesi kurma için bir hayal kurmuşsunuz. O hayal şimdi gerçeğe dönüşmüş. Üniversitenin bu bölgeye kattığı en önemli katkı ne? Teşekkür ediyorum. Öncelikle şundan bahsetmem lazım. Aslında bu yürüttüğümüz projeler bir misyon farklılaşması. YÖK'ün 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçe stratejiyle işleme koyduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da külliyede açıkladığı bölgesel kalkınma ihtisaslaşma projesinde 5 pilot proje üniversiteden birisiyiz. Bizim çalışma başlıklarımız kaba yem ve jeotermal idi. Bu bölgenin değerlerini bilimsel bilgiyle üretime, istihdama dönüştürmek. 2016 yılında bu proje açıklandı. 2017 yılında faaliyetlerimize başladık. 6 tane projemiz var. Bunların 3'ü sağlıkta, 3'ü de tarımla ilgili. Sağlıkta özellikle 150 yataklı fizik tedavi rehabilitasyon hastanesini yaparak işe başladık. 2018 yılında temelini attık. Şu anda 150 yataklı hastanemizde toplam hasta sayımız 30 bin, yatan hastamız 10 bin ve günlük ayakta 200 hastaya tedavi imkanı sunuyor. Kırşehir'in en önemli kaynağı desem herhalde siz gözleriniz parlayarak bana dersiniz ki enerji kaynağı ve bu yerin altında, yerin altındaki enerji kaynağını yer üstüne çıkararak istihdam nasıl yaratırız, ekonomiyi nasıl büyütebiliriz? Dışarıdan enerji alacağına bölge kendi enerjisini kullanacak. Kesinlikle bu anlamda termal hem sağlık turizminde Kırşehir'in iki potansiyeli ve yatırımcıya açık iki yönü var. Biri sera kümelenmesinde termal enerjinin kullanımı, diğeri de sağlık turizminde termal suyun kullanımıyla birlikte geleceğe dair büyük bir potansiyele sahip. Biz 150 yataklı hastaneye entegre olarak gene pilot proje içerisinde geleneksel tıpı entegre ettik buraya. Şu anda 18 tane yurt içi ve yurt dışı sertifikalı hekimimle birlikte 5 alanda tedavi vermekteyiz. Yani Kırşehir'i bir sağlık merkezi yapma kesinlikle için bir misyon mu belirledi üniversite? Böyle bir heyecanınız aynen mı var? Aynen. Bu misyonu biz taahhüt ettik. YÖK'e ve Cumhurbaşkanlığı bütçe stratejiye, finansmanlı bütçe strateji hedefini de YÖK'ün koyduğu
bölgeyi kalkındırma üzere bir misyonumuz ve hedefimiz var, projelerimiz var. Biz bunun hesabını veriyoruz zaman zaman. O anlamda geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezimizi açtığımızda burada biz başta ozon tedavisi, akupunktür, hacamat, sülük tedavisi, hidroterapi ve fitoterapi. Hidroterapi dediğimiz, bizim şu anda hastanemizde 4 tane havuz var. 3'ü termal havuz, biri de soğuk su olmak üzere tedavide kullanılan. Bununla birlikte fitoterapi dediğimiz bitki tedavisi, Anadolu tıpı dediğimiz bu tıpın da burada hayat bulması için biz tıbbi aromatik bilgi ekimi, onların süreçlerinin, ekstraksiyonlarının elde edilmesi üzere de takip ettiğimiz prosedürümüz var bu merkez yoluyla. Nihayetinde hedefimiz şu: fitoterapide bölge endemikleri, 144 endemik belirledik bölgede, Kırşehir'de. Bunlar üzerine çalışmalar devam ediyor. Umudumuz şu ki bunları eczaneye götürecek şekilde ilaca dönüştürmek. Bu projenin devamında takip edeceğimiz işler. Rektör hocam, bir de şöyle anlattıklarınızdan şunu da çıkarıyorum ki bu çok çarpıcı bir gerçek. Şimdi özellikle endemik bitkiler dediniz. Evet. Bütün eczane zaten bitkili bitki ve tıp, evet, bitkiler üzerine kurulu. Dolayısıyla buradaki bitkileri değerlendirerek alternatif tıp da dahil olmak üzere, evet, tüm tedavi yöntemlerine entegre edilebilir. Evet. Ve yer altındaki su, boşa giden su hiçbir kayıp olmadan da aslında gıdamıza bile üretim için bir zemin teşkil, kesinlikle, edebilir. O anlamda bizim gene şeyi kullandığımız termal enerjinin gücünü ve termal tedaviyi kullanarak sporcu sağlığı merkezi kurduk. Şu anda 150 seanslık bir şey yapıyoruz, tedavi veriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpın entegrasyonuyla bu fizik tedavi, geleneksel tıp ve sporcu sağlığı merkezini tek bir merkezde termal suyla, tedaviyle ileride sağlık turizmini açmak. Ben buradan yatırımcılarımıza şu şeyde talepte bulunmak istiyorum. Kırşehir bu anlamda sosyal tesislerin artmasıyla birlikte sağlık turizminde dünyada bir numara olacak bir potansiyele sahip. Hastanede bunun akreditasyon garantisidir. Çok önem verdiğim bir projeniz, evet, daha var. Onu da kısaca belirtelim. Kaba yem üretimi, evet, ve bundan sonraki dönemde aslında ceviz odaklı bir bölgesel kalkınma. Evet. Bununla birlikte termalin bu bölgede, Bozkır dediğimiz bölgede, yerin altındaki bu kaynak eğer seralarda ısıtma için kullanıldığında Türkiye'de yapılan seracılığın foil yakıtlardan hangisi olursa olsun neredeyse 1/4 maliyetiyle burada ısıtma yapıp seracılık yapılabiliyor. Dolayısıyla koca tesislerle Bozkır dediğimiz toprak üzerinde çok nezih tesislerle üretime, istihdama imkan veriyor. Bu anlamda yatırımcılarımız var. 500 dönümlük burada Karakurt'ta bir yatırımcımız ta 2017'den bu tarafa üretim yapıyor. Yeni 60 dönümlük Venlio tipi bir yatırımda yeni bir yatırımcımız Kırşehir'de ve özellikle sera kümelenmesi anlamında yatırımcılarımızı Kırşehir'e bekliyorum. Bu birinci meselemiz. İkincisi, cevizle ilgili üniversite içine doğduğu şehrin problemlerini çözebilmeli ve istihdam oluşturabilmeli, üreticinin önünü açabilmeli bilgiyle. Çok güzel, ne yapacaksınız? Bu anlamda cevizle ilgili coğrafi bilgi sistemiyle birlikte Kırşehir'in 12 farklı bölgede iklim haritasını çıkardık. Ve bunu bir otomasyonla ceviz profesörü, şu anda Ziraat Fakültesi dekanım ve ekibiyle birlikte otomasyonda cevizle, ceviz çeşitleriyle iklimi denkleştirerek normal, riskli, çok riskli bölgeleri belirledik. Bundan sonra ceviz üretimi yapacak, bahçe kuracak ve bahçe sahipleri ben ürün alamıyorum diyemeyecekler. Çünkü otomasyonum, sistemimiz onlara en doğru bilgiyi verecek ve öneriyi yaparak yeniden kendi bahçelerini dizayn etmek, aşıyla vesaireyle değiştirmek için bir imkan sunmuş. Rektör hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilere. Bir de kaba yemle ilgili son olarak bu projenin devamı 15 saniye. Şu anda biz Kırşehir hayvan varlığı büyük olan bir şehir. Bu şehirde kaba yem girdisini artırabilmek için 2016 yılından bu tarafa 7500 dekar 12 farklı bölgede 60 çiftçimizle ekim yaptık. Böylelikle misyon olarak üzerimize aldığımız YÖK'ün ve Cumhurbaşkanlığı bütçe stratejini desteklediği bu projelerin altısını bitirdik. Harikasınız. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle kaba yem konusunu çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de burada özellikle en büyük
büyükbaş hayvancılık sektörün en büyük, tarım sektörünün en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi ama yemde Türkiye ithalata muhtaç olmalı. Kendi yemini kendisi üretebilen bir Türkiye. Dolayısıyla üniversitelerin böyle bir konuda katkı sağlaması çok önemli. Ceviz bana kalırsa en hayati konu. Çünkü Türkiye'nin cevizinin %95'i Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal. Eğer üniversitelerin desteğiyle ceviz ağaçlarının yaşatılması ve üretime katkı sağlanması mümkün olabilirse katma değerli ceviz ihracatı yapabilen bir Türkiye Kırşehir için büyük bir gurur kaynağı olabilir. Dolayısıyla üniversite, ARGE ve bölgenin halkı ve STK'lar ve kamu yönetimi el ele mucizeler yaratabilir. Mucizenin adı da bugün Kırşehir'di. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben Cem Seymen, Kırşehir'den. Hepinize iyi yayınlar.